Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Noel'i değil, yılbaşını konuşalım. Çünkü ben Noel'i kutluyorum diyen birini görmedim. Ben Noel'i kutlamıyorum, ben sadece yeni yılı kutluyorum diyen bir sürü insan gördüm. Gelin bu videomuzda yılbaşını kutlayıp kutlamamak üzerine konuşalım. Ama videoyu sonuna kadar izle. Söyleyeceklerim sonuna kadar dinle ki sonunda karar senin. İster Müslüman yılbaşı kutlayabilir de, ister kutlayamaz de. Aslında bu tarz bir video yapmayacaktım. Ama geçenlerde Müslümanım diyen kişilerin yılbaşında şu planım var, yılbaşında bu planım var söylemleri, paylaşımları beni oldukça üzdü ve sinirlendirdi aslında. Yılbaşı kutlayanlar diyor ki biz Noel kutlamıyoruz. Tamam, buna bir şey demiyorum. Noel zaten 25 Aralık. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şunu unutma. 25 Aralık'ta Noel'i kutlayan Hristiyanlar 31 Aralık'ta yılbaşını da kutluyor. Ve eğlencesinin zirvesini bugün yapıyor. Tamam, 25 Aralık Noel. Sen bunu kutlamıyorsun. Ama 25 Aralık Noel'in kutlamasının organizasyon sahibi Hristiyanlar olduğu gibi 31 Aralık yılbaşının da organizasyon sahibi yine onlar. Kutlamıyorum dediğin, kutlamıyoruz dediğiniz aslında yılbaşına dönüp bir bakın. Evlerde, sokaklarda, AVM'lerdeki dev çamaşırlarına bakın. Noel Baba figürlerine bir bakın. Noel Baba diyorum, bak adı üstünde. Böyle mi yılbaşı olur? Aslında olayın özeti şu. Noel kutluyorum dememek için yılbaşı kutluyorum diyorlar. Yani Noel'e yılbaşı kılıfı uydurulmuş. Müslüman neden yılbaşı kutlamaz biliyor musunuz? Yılbaşı geleneği bizim mi? Yani ataların, ecdadın, dedelerin yılbaşı kutlamış mı? Gelenek göreneklerimizde, İslam inancımızda yılbaşı kutlamak gibi bir aktivite var mı? Noel kutlamayıp yeni yılın gelişini kutlayan Müslümanlar, yılbaşında hiçbir harama girmeseler bile kökeni başka bir dine dayalı olan faaliyetlere katıldıkları için ve gayrimüslimleri benzedikleri için günaha girerler. Çünkü Noel onların bayramları, yılbaşı da onların gelenekleridir. Bir din veya kültür topluluğuna benzeyenler onlardan sayılır. Bu mealdeki hadis bu davranışı yani yılbaşı gibi faaliyetleri kutlamayı yasaklamıştır. Yılbaşı, tarih, takvim, tatil, eğlenceye dayalı adetler bir milletin kültürüdür. Kültür ve din et ve tırnak gibidir. Birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer bir milletin, bir kavmin kültürü benimsendiyse, kültürü benimsendiği gibi zamanla dini de benimsenebilir. Buna da zaten asimile olmak denir. Bedenini yavaş yavaş kaybeden bir din, milletin hayatından çıkar ve onun yerine özenilen kültürün dini gelir. Kültürle din arasında etle tırnak gibi bir bağ olduğuna göre kültürün değişmesi dini çok yakından ilgilendirir. İslam'ın 5 temel amacından biri dini korumaktır. İslam'ın değişimini sağlayacak bir kültür taklidi ve adet taklidi haramdır. Bazen bununla bile kalmaz, dinden çıkma sonucuna kadar gidebilir. Yılbaşını çok önceden beri asırlardır kutlayan Hristiyanlar veya kafirler yılbaşını kutlarken içkisini de içiyor, zinasını da yapıyor. Bizim günah olarak gördüğümüz hemen hemen her şeye giriyor. Ülkemizde peki yılbaşı nasıl kutlanıyor? Namaz kılarak, Kur'an okuyarak mı? Tabii ki hayır. Bir yılın en büyük toplu günahın işlendiği gün yılbaşıdır. İçkiler içiliyor, zinalar yapılıyor, küfürler ediliyor, gıybetler ediliyor, tacizler, tecavüzler, bütün pislikler toplu bir şekilde milyonlarca kişi tarafından o gün yapılıyor maalesef. Peki sen böyle rezalet bir günde bunları yapmasan bile neyi kutluyorsun ki? Milyonlarca insan ülkende maalesef dinimizin haram kıldığı, yasak kıldığı birçok şey yaparken sen evde otursan bile, haramdan uzak dursan bile neyi kutluyorsun? Dışarıda insanlar yanarken. Sen o gün günah harama girmesen bile kafir bir topluluğun geleneği olan, bak Noel demiyorum, kafir bir topluluğun geleneği olan yılbaşını kutlayarak onlara benzemeye mi çalışıyorsun? Bir de şöyle akıl yürüt. Hadi diyelim bunların hiçbirini düşünmüyorsun veya düşünmedin. Farklı bir bakış açısıyla bakalım bir de. Yılbaşını bir Müslümanın kutlayıp kutlamamasını öğrenmek istiyorsanız o gün kimin ne yaptığına bakın. Hayatını İslam'a adamış alimler kutluyor mu? Allah aşkıyla yanıp tutuşan gönüller yılbaşını kutluyor mu? Hayatını Allah'ın rızasını kazanmak adına çabalayan hangi fert kutluyor? Hakiki Müslüman, bakın hakiki Müslüman. İster üstüne alın, ister alınma. Günahların zirve yaptığı bugün de kutlama yapmaz. Bak etrafına, bak kutlamayanları saydım. Bir de kutlayanlara bak. Onlara bak ve onlara göre kıyas et. Yaşayışına bak, İslam'a bağlılığına bak. İşte o zaman anlarsın. Ufacık bir akıl yürütmeyle bir Müslümanın yılbaşını kutlayıp kutlamamasını. Kumar haram, bunu biliyoruz. Ama ülkemde haram olan piyango bileti satış adeti 27 milyon. Rızkın Allah tarafından verildiğini unutan, Allah'ın verdiği yetmeyip daha fazlasını isteyip, haram olduğunu bilmesine rağmen uzun uzun piyango kuyruklarına girip piyango bileti alan milyonlarca Müslüman var. İşin garibi bu piyango biletini alan insanların birçoğu belki de içkiden, domuz etinden, zinadan, çoğu haramdan uzak duruyor. Ama iş piyango biletine gelince sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi o bileti alıyorlar. Ne oldu? Sonucunda 50-60 milyon ödül olan bir şey olunca Allah'ın ayetini unutup piyango biletine mi daldın? Ey inananlar! Alkollü içki, kumar, putlar, falokları şüphesiz şeytan işi birer pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz diyor Rabbimiz. Farkında değiller. Allah'ın ayetlerini dünyalık menfaate satıyorlar. Yılbaşı milyonlarca insanın zina, içki, alkol, kumar gibi bir sürü günaha girmelerine vesile olan büyük bir günah günüdür. Bu konuyla ilgili Risale-i Nur eserinden çok güzel gidecek bir yer okuyacağım. Ey bu vatan gençleri! Kim üstüne alınmak istiyorsa alınsın. Frenkleri, yani Batılıları, Avrupaları taklide çalışmayınız. Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten, düşmanlıktan sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok, sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip, onların safına geçip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına onları taklit ettikçe, onlara uydukça hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milletinize karşı bir istifaftır ve millete bir istihzadır, hakarettir. Sahi yılbaşına sen neyi kutluyorsun? 2018 Müslüman alemi için, biz Müslümanlar için, Müslümanım diyen bizler için nasıl geçti? Kafirlerin Müslüman kardeşlerimize yaptıkları zulüm dolu bu yılı mı kutluyorsun? Annesine tecavüz edilen çocuğun halini mi kutluyorsun? Çocuğuna ekmek götürmek için ekmek sırasında bekleyen annelerin öldürülmesini mi kutluyorsun? Parklarda silahlarla, bombalarla öldürülen çocukları mı kutluyorsun? Yemen'de açlıktan ölen Müslüman kardeşlerimin yılını mı kutluyorsun? Kıyıya vuran, zulme uğrayan küçük kardeşlerimizin yılını mı kutluyorsun? Tertemiz kız kardeşlerimize, annelerimize tecavüz edilen bu yılı mı kutluyorsun? Yoksa yılbaşı gecesi içilen tonlarca içkiyi, yapılan binlerce zinayı mı kutluyorsun? O yılbaşında, o günah gününde özendirilen kaç tane kardeşimizin ilk defa zina yaptığını, ilk defa içki içtiğini, ilk defa belki kumar oynadığını ya da ilk defa sigara içtiğini biliyor musun? Sen bunları mı kutluyorsun? Bu yıl çok mu güzel geçti? Ülkemiz için, ümmet için, alem-i İslam için çok mu güzel geçti de kutluyorsun? Sen safiyane ben yılbaşını kutluyorum deme. Onun altında dinsizliğe kadar, küfre kadar uzanan, hatta Müslüman kardeşlerine ihaneti kadar uzanan gizli yollar var. Ya tüm bunların farkında değilsin ya da o gün gireceğin günahları iple çekiyorsun ki gözünü kapamışsın, kimseye aldırmıyorsun. Bu konuda kesinlikle ama kesinlikle taviz veremeyiz. Çünkü onlarla bizim aramızda çok büyük uçurumlar var. Eğer dini konuda taviz gösterirsek ve en ufak bir adım atarsak, ki zaten alt tarafı yılbaşı kutluyorum diyenler bu adımı gerçekleştiriyor, o uçuruma düşebiliriz. Onlar bizim kardeşlerimizin üstüne attıkları havan toplarını kendi ülkelerinde havai fişekler olarak kutluyorlar.